Maalesef Kabil ve Habil ile başlayan hak ve batıl mücadelesi hiçbir zaman durmamıştır. Belki silahların şekli değişmiş olabilir. Belki savaşın ismi değişmiş olabilir. Fakat bu savaş hiçbir zaman durmamış. Özellikle batıl tarafının hiçbir zaman savaşı durmamıştır. Belki hak tarafı hüsnü niyetten ve merhametinden ve güzel ahlakından bazen mesela yani durmak istemiş, bu savaşı bitirmek istemiştir. Fakat maalesef şeytan ve şeytanın dostları ve batıl hiçbir zaman silahını elinden indirmemiş, silahını değiştirmiş, başka şekilde savaşı mutlaka sürdürmüştür. İşte bu da bir savaşın çeşididir. Ve özellikle de böyle İslami 99, %99 dediğimiz halkı Müslüman olan bir ülkede böyle bir şeyin yapılması küfrün ne derece ilerlediğini, ne derece şımardığını, ne derece kendinden emin olduğunu gösteriyor. Ve Müslümanların da ve İslam ümmetinin de ne kadar mazlum, ne kadar çaresiz hale geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu da biraz Müslümanlardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. O şekilde bu işler bitmez. Zaten yani yüzyıllardır bu iş sürüyor, görüyoruz yani. Yani birisi gidiyor, yerine 10 tane çıkıyor. Yani demek ki bu yani bu düşüncenin ve bu düşünceye sahip olan insanların engellenmesi lazımdır. Tabii ki bunun yolu da elbette ki herkesten önce kendini Müslüman olarak tanıtan bir hükümete, bir devlete herkesten önce yani vazife ona düşer. Eğer o kendi vazifesini yaparsa ben inanırım ki bir büyük ölçüde bu iş engellenmiş olabilir. Elbette ki yargılanmaları gerekir. Elbette ki en sert ceza verilmelidir. Bunlar ise İslam'ın en yüksek değerlerine hakaret ediyorlar. İslam'ın ulul azm'den olan bir peygamberine hakaret ediyorlar. Eğer bu sadece bir kapatmakla yetinilse bu gülünç olur yani. Sadece kendini kandırmak olur. Elbette ki bunun en şiddetli cezaya çarptırılması gerekir. Şimdiye kadar Müslüman hep küfre karşı kendini savunmuştur. Hep savunma pozisyonundadır. Onun için küfür habire saldırıyor ve saldırı şeklini habire değiştiriyor. Onun için mesela Müslümanların da bir an evvel yani birlik olmaları, böyle bir yumruk hale gelmeleri, bir kuvvet olma, kuvvet haline gelmeleri gerekir. Bunun da yolu elbette ki aradaki ihtilafların unutulmasıdır, bir kenara bırakılmasıdır. Mezhepçilik, grupçuluklarını bir kenara bırakacaklardır. Mesela bir tarikat sahibi dese ki benim şeyhime ilişmediği müddetçe ben bir şeye karışmıyorum. Bir cemaat dese ki benim cemaat liderime veyahut benim kendi o dar çerçevede hazırladığım programlarıma karışmadığım müddetçe bir şey olmaz derse kafirler gittikçe şımarır ve yeryüzünde bir tek bir Müslümanı bırakmayacak şekilde de yani saldırılarını daha çok şiddetlendirirler yani. Onun için mesela Müslümanlar bir an evvel akıllarını başlarına almalılar. Yani ve birbirlerine destek olmalılar. Birlik olmaları gerekir. Ve gerçekten bir ümmet olmaları gerekir ki küfre karşı dayanabilsinler. Şimdi bu Türkiye'de şöyle bir durum var. Birçok şey orijinal değil. Yani şimdi buna ben ikinci el ateizm diyorum yani. Burada en temel şey hani cinsellik. Ben o karikatüre baktığımda yine cinsel sinkaflı laflar falan. Yani peygambere dönük, aziz peygamberlere dönük çok yakışıksız şeyler. Şimdi bunu Batı dünyası kiliseden kurtulmayı özgürlük alanının genişlemesi olarak alıyor ve özgürlüğe yeni bir tanım getiriyor. Şimdi özgürlüğe nasıl bir tanım getiriyor? Yani hiçbir kutsalı olmayan, kutsalla hiçbir bağı olmama olarak, yani kutsalla bağı koparmanın
aslında insanı daha mutlu edeceğini iddia ediyor. Mesela işte şimdi mesela bizim namustan anladığımız, bizim kutsaldan anladığımız gibi bir algıya sahip değil bunlar. Bunlar için herhangi bir kutsal yok. Aslında bilinçaltında yine bir kutsal var. Biz kutsaldan kurtulursak mutlu oluruz. Oysa insan özgürlüğüyle değil aslında bağlılığıyla insandır. Mekanın yıkıcılığına karşı insan tabu ve yasaklarla kendini korumuş, hayatı korumuş. Çünkü evrende bile özgür değiliz ki mutlak anlamda ontolojik olarak. Yani oksijen alıp karbondioksit veriyoruz. Yer çekimi yasasına karşı özgür değiliz. Suyun kaldırma kuvvetine karşı özgür değiliz. O zaman özgürlüğü nasıl anlamamız gerekiyor? Yani kutsalı olmamayı başarabilir miyiz? Yani şimdi akıl da Arapçada aslında akale bağ demek yani. Mesela akalel bari'u bil ikal diyor mesela. Hayvanı gemle bağladım diyor yani. Hakeme mesela hikmet, bilgelik o da bağ demek. Din de bağ demek, religion. Religion bağ demek, bağlanmak demek yani. Bir şeye bağlanmak yani. Şimdi dolayısıyla insan bağlı olan bir varlıktır yani. Mutlak özgürlük mümkün değildir. Çünkü eğer mutlak özgürlük diye bir şeyden bahsettiğimiz zaman o zaman adaletten bahsetmememiz lazım. Ben güçlüyüm, güçsüzü niye ezmeyeyim ki yani? Engel olan ne bana yani? Şimdi adalet ne demektir? Güçlünün bir şeye bağlanması demektir. Güçlünün ve güçsüzün bağlı olduğu bir ilke. Şimdi bu adamlar, şimdi bunlar şöyle. Tabi bunlar derin düşünceyle elde edilmiş şeyler değil. Bunlar zannediyorlar ki işte kutsala biz söversek efendim işte çeşitli sebepleri olabilir. Yani bunun inançla da alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani tercihle de alakası. Bunlar psikolojik vakalar. Yani psikolojik rahatsızlık bunlar yani. Dikkat edin bakın Charlie Hebdo olayında da hep cinsellik ön plana çıkarılır. Mesela o diyebilir ki ya bunlar benim değerlerim. Kardeşim sen belli değerlere inanabilirsin. Ama hayatın özü, sen özgürlük talebinde bulunuyorsun. Ama ya benim için bu bir şey, hakaret. Bunu yapmayacaksın yani. Burada kendini frenleyeceksin ya. Özgürlük kavramını başkalarının mukaddesatına saldırmak olarak kullanırsan, bu tersinden bir dogmatizme, tersinden bir baskıcılığa kapı açar. Bir sürü pislik Allah adına, özgürlük adına ya da vatan adına yapılmıştır bakın. Üç şey adına tarihteki bütün çatışmalar. Şimdi Hazreti Ali'yi şehit eden adam neyi sloganlaştırıyordu? İnil hükme illa lillah, hüküm ancak Allah'ındır. E kardeşim sen Hazreti Ali'ye mi bunu öğreteceksin yani? Nedir? Hazreti Ali dedi ki sizin muradınız batıldır, sözünüz doğrudur. Şimdi özgürlük de böyle. Ya sen özgür ol tamam ama benim mukaddesatım var. Senin olmayabilir. Kaldı ki onun bile kendine özgü. Özgürlüğü de kendi bir özgürlük de aslında manevi bir değerdir. Mukaddesattır. Böyle bir özgürlük olabilir mi yani? Özgürlüğü böyle tanımlamak mümkün müdür yani? Dolayısıyla bunlar karanlık merkezlerin bir tür toplum mühendisliği yani bir zarf atmak olarak değerlendirebilir. İkincisi psikik hastalıklar olarak değerlendirebilir şu süreçte yani. Özgürlükten böyle anlayan, özgürlüğü böyle anlayan insanlar da var yani. Hiçbir kutsala saygı duymamayı. Ya kutsala saygı duymamak ona küfretmek değildir yani. Çünkü sen kutsala saygı duymayabilirsin ama insana saygı duymalısın yani. Ben kutsala inanıyorum, bana saygı duyacaksın. Benim kutsalıma saygı duyma kardeşim. Bana saygı duyacaksın ya. Ben diyor bunu özgürlük adına yapıyorum. Özgürlük kutsal bir kavram mı kardeşim? O zaman benim özgürlüğüme müdahale etme. Benim kutsalıma müdahale etmemek de benim özgürlüğümdür. Sen benim özgürlük alanıma giriyorsun. Ama bu düşünce değil bakın. Küfür etmek ayrı şey, düşünce ayrı şey. Bunu defalarca söylemişlerdir yani. Bu tip işlere müsamaha gösterilmemesi lazım. Çünkü bu hani diyor ya fitne katilden beterdir. Hani bu toplumu ayrıştırıcı bir şeydir. Toplumda insanın insana güvenini zedeleyici bir şeydir. Dolayısıyla hem onlar açısından, onların sağlıklı düşünebilmeleri açısından yetkili insanların tedbir alması gerekiyor. Ve bu tip şeyler düşünce özgürlüğü kapsamında ele alınmaması gerekiyor yani. Veba ve çiçek salgınından daha fazla insanlığa zarar vermiştir.
Evet, Sözcü gazetesinin bir eki olan Gırgır dergisinde Hazreti Musa ile alakalı bir çizim söz konusu oldu, bir karikatür söz konusu oldu. Aslında bu karikatüre baktığımız zaman bu karikatürde Hazreti Musa'ya hakaret var. Hazreti Musa'ya yönelik bir aşağılama var. Hazreti Musa'nın şahsında Müslümanlara karşı bir aşağılama, onların kutsallarına ve değerlerine karşı bir aşağılama söz konusu. Bir kere tabi Hazreti Musa bir tarihi şahsiyet olmanın ötesinde bir model şahsiyettir. Dört kutsal kitabın gelmiş olduğu peygamberlerden birisidir. Kaldı ki Hazreti Musa sadece Müslümanların değil, aynı zamanda Hristiyanların ve Yahudilerin de kutsal kabul etmiş olduğu, yani bir peygamber olarak kabul etmiş olduğu tarihi bir model şahsiyettir. Şimdi karikatüre baktığımız zaman karikatürdeki geçen ifadelerde normal olarak çok samimi insanların bile birbirine söylediği zaman tepkisine maruz kalacağı, duyduğu zaman belki soluğunu mahkemede alabileceği, belki ciddi olarak tepki gösterebileceği bir cümleyi bir tarihi şahsiyetin ötesinde olan, bir model şahsiyet olan, Allah-u Teala'nın Müslümanlara model bir şahsiyet olarak göndermiş olduğu bir peygambere yönelik çok böyle ağza alınmayacak ve kuşaktan aşağı bir üslupla hakaret edildiğini görmek mümkün. Tabii ki bu tür saldırılar, tarihi şahsiyete yapılan bu saldırı Müslümanlara yapılmış olan bir saldırı. Çünkü Müslümanların şahsında yapılan bir saldırı söz konusu. Bu arada şunu söyleyelim. Şimdi adı mizah olan bu derginin aslında yapmış olduğu bu uygulama tek değil. Bunu tarihsel dayanaklarında görebiliyoruz. Çok daha geri gitmeye gerek yok. Buna benzer Müslümanları rencide eden bir uygulamanın daha önce Diyarbakır'da, geçen sene de Diyarbakır'da olduğunu, billboardlarda Hazreti Peygamber'i hedef alan bir karikatürün olduğunu görmüştük. Benzer şekilde Danimarka'da bir karikatür olmuş. Dünya Müslümanların ciddi manada tepkisine yol açmıştı. Yine Fransa'da Charlie Hebdo mizah dergisinin de böyle bir karikatür olmuştu. Daha geri gittiğimizde ise 90'lı yıllarda Hindistanlı Selman Rüştü'nün benzer şekilde Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e yönelik suçlamalarının olduğunu, bu olay üzerine dünyada Müslümanların ciddi manada bir öfke gösterdiğini görmek söz konusu. Tabii ki bu açıklama toplumsal barışı hedef alan bir açıklamadır. Bir de zamanlamasına baktığımız zaman Türkiye çok önemli bir sistem değişikliğinin arefesinde bulunuyor. Toplumun hassas olduğu bir dönemde, evet hayır kamplaşmasının olduğu bir dönemde böylesine Müslümanlara yönelik, Müslümanların değerlerine yönelik bir hakaretin yapılması Müslümanların sinir uçlarıyla oynamak demektir. Müslümanların sinir uçlarına dokunarak aslında ne yapılmak isteniyor? Dolayısıyla bu uygulamanın çok çirkin olduğunu, bunun bir basın özgürlüğü, bunun bir ifade özgürlüğü, efendim ben bunu bir özgürlük olarak söyledim deme şansımız yoktur. Dolayısıyla kutsal değerlere yönelik bu uygulamanın çok bir proje olduğunu, zamanlamasının çok manidar olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki Hazreti Musa sadece Müslümanlar için bir değer değil, Yahudiler için, Museviler için ve Hristiyanlar için de önemli bir değerdir. Dolayısıyla bu tepki sadece bir Müslümanın göstermesi gereken bir tepki değil, aynı zamanda bütün Hristiyanların da ve Yahudilerin de buna tepki göstermesi gerekiyor. Her önüne gelenin çıkıp Müslümanların kutsal gördüğü şahsiyeti alay konusu yapmasının doğru olmadığını, inançlı insanların buna tepki göstermesi gerektiğini, meşru ve haklı ve yasal tepkilerini göstermesi gerekiyor.